kuzey sancağı Karadağ'da kalan sancakta bir şeyler olsa biz burada rahat oturamayız. O yüzden bizim oralarda duyarsız kalmamız mümkün değil. Ama az önce belirttiğim gibi şu anda Kuzey Sancak'tan bahsediyoruz. Kuzey Sancak'taki seçimlerde biz kalkıp da bir partinin yanında yer aldık. Çünkü Kuzey Sancak'ın birliğini, beraberliğini, insanların çıkarlarını, insanın hayrını isteyen her oradaki partinin yanındayız. Yani şöyle bir algı var. Bu dernek Süleyman Ubren'inle beraber hareket ediyor. Arkadaş, Süleyman Ubren'i bir defa ayrı bir kefeye koymak gerekiyor. Neden? Süleyman Ubren'in Bosna Savaşı'nda Sancak için çok fazla uğraşmış, emek sarf etmiş, canını dişine takmış, canı Evet. pahasına emekler sarf etmiş. Ve ülkemize gelmiş. O zamanlar Türkiye'de belli bir süre kaldı. Eğer gelmeseydi belki de orada yakalanıp hapse atılıp belki de öldürülecekti. Şimdi Süleyman Ubren'in bu tarafı var. Benim görüşümü söylüyorum. Bosna halkı için rahmetli Ali Ezzet Begoviç ne ise Sancak halkı için Süleyman Ubren'in odur. Bana göre bir kahraman. Süleyman Ubren'in öyledir. Bir kahramandır benim gözümde. Ama şimdi bir siyasi partinin başkanı olarak dernek Süleyman Ubren'ini tutuyor. Yok. Öyle bir şey yok. Biz aynı şekilde Rasim Naiç'e de yakınız. Ki Rasim Naiç her türlü organizasyonumuza davet ettik. Bir seferinde de derneğimize geldi. Novi Pazar Belediye Başkanı Nihat Bişevat ailece görüştüğüm bir insan, çok sevdiğim ve bizi de sevdiğini bildiğim bir insan. Eğer Covid-19 salgın araya girmeseydi, Novi Pazar'la bu derneğin ortak projeleri vardı. Bir, Nihat buraya geldiği zaman, Nihat Bişevat buraya geldiği zaman derneğin açılışına uzun uzun eşiyle beraber, hatta bizim eşimle beraber benim misafirimizdi. Uzun uzun bu konularda görüştük. Akabinde de Boşnak Milli Meclisi'nin bir daveti üzerine Novi Pazar'a gittiğim zaman orada da uzun uzun görüştük. Geçen sene Ramazan ayında Nihat Bişevat beni aradığı zaman iftarımız var dedi. Belediye iftar yapıyor Novi Pazar Belediyesi. Ben başkan vekilimiz ve belediye başkanımız Nasret Şimşek'le beraber neredeyse günübirlik sabah gidip ertesi sabah geri döndük ülkemize. Yani neden gittik? Nihat Bişevat'ı gerçekten hem takdir ettiğimiz hem sevdiğimiz için. Ve yanına gittik ona destek vermek için. Şimdi nasıl diyebilirler böyle ya da biz eşitiz. Ama Süleyman Gülen'in Herkes şahsi aynı olarak dedikleri. benim için bir kahramandır. Evet. Öyle bir şey değil. Yani Süleyman Gülen'i farklı yere koymak mümkün değil. Onu bilmek ve o zamanlar Süleyman Gülen'le bunu uğraşırken Rasim Ayiç de öbürü. Hepsi yan yana omuz omuza beraber hareket ettiler.